Alex, ceza sahası. Alex, 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 Alex. 100 kere Alex. 100 kere verdi top. Alex, 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 Alex. Tamba, tamba, tamba. Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Alex de Souza kariyerimizin 71. bölümüyle karşınızdayım. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barcelona'yla lige adım atmıştık. Ah, hiç konuşmadan arkadaşlar Alex'in şu numarasını değiştirmek istiyorum. Kaç bölümdür Barcelona'ya geldiğimiz günden beri şunu 20 yapacağım. Ama bir türlü yapamıyorum, unutuyorum. Hep maça girdikten sonra dikkat ediyordum. Allah'tan şu anda 35'i gördüğümde değiştirdim. Şöyle bakalım, bir önceki bölümde neler yaptık? İlk başta gelin bir onları hatırlayalım. Alex de Souza. Alex paslı topa harika yere. Son bir top daha. Alex plase derime şut. Alex de Souza! Müthiş bir gol. Harikasın kaptan. Eliyle attı sanki. Alex de Souza özlediğimiz plase gollerinden birini atıyor. Çok özledik bu gollerini kaptanın. Harika bir plase golü. Müthişsin Alex. İşlerine devam ediyoruz. Asist geldi. 1-0 oldu. Yürü Alex. Pası verdik. Neymar. Haydi gol gelsin. Alex kafa. İşte bu kadar. Dakika 84. Alex'in kariyerindeki ilk kafa golü bu. Yanlış hatırlamıyorsam ilk kafa golümüzü attık. Susturduk Villarreal taraftarını. Orta Messi'den geldi. Alex harika bir kafa. Özlediğimiz goller bunlar kaptandan. Alex tam yere düşerken kalecinin uzanamayacağı köşeye. Çıktığımız iki maçta da 2 gol 2 asist yapmıştık. Toplamda 1 gol 1 asist, 1 gol 1 asist. Takvimimize bir göz atalım. İki maçı da kazanmıştık. Lige kötü başlamıştık aslında. 1-0 deplasmanda mağlup olmuştuk. Daha sonra Alex de Souza Almeyra karşısında ve daha sonra Villarreal karşısında 2-1 kazanmamızı sağlayan golü ve asisti kendisi yapmıştı. Ligin transfer döneminin bitmesine son 4 gün. Biz bu takımda kalacağız. Bu sene Barcelona'nın oyuncusu olarak devam edeceğiz. Zaten son sezonumuz olacak. Eğer FIFA 16'da da bu kariyere devam etmezsem FIFA 15'te Alex de Souza kariyeri kupalarla son bulacak. Tabii o kupaları almaya başarırsak. Şimdi önümüzde 2 tane maç var. Şili ve Kolombiya maçları. Brezilya ile Dünya Kupası yolunda bu eleme maçlarını da kazanmamız gerekiyor. Ardından bakın hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Bu arada benim dikkat etmediğim, sizin hatırlattığınız bir şey var. Hertha Berlin'in Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu gördüm. Bu da Alex de Souza'nın kişisel performansı sayesinde oldu. Çok mutluyum. Hertha Berlin Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Eğer orada kalsaydık biz de gruplarda mücadele edecektik. İlk Şampiyonlar Ligi deneyimimizi Hertha Berlin'le yaşayacaktık. Hertha Berlin'i tabiri caizse adam ettik. Barcelona'ya geldik. Şimdi Barcelona'yla hedeflerimiz çok büyük. Bakalım bu bölümde neler olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum ben de sizin gibi. Hemen devam edelim. Transfer döneminin bitmesine artık son 10 saat. Bize de Bolton'dan bir teklif geldi. Hemen reddediyorum bunu. Bu zamanı da hızlı bir şekilde geçirelim. 7 saat kala bir transfer teklifi daha var. Almeyra. Tabii attığımız gollerden sonra bizi istedi. Reddet tabii ki. Fenerbahçe gelirse serinin rengi değişebilir. Fenerbahçe'ye tereddütsüz giderim ama gelmez herhalde. Barcelona'ya baktığımız zaman transfer döneminin bitmesine 3 saat kala hemen kendi değişti. Müller, Keita ve Martial adlı oyuncuları almışız. Enteresan. Transfer için 78,5 milyon euro harcamışız. Devam edelim. Evet, son 1,5 saat, 1 saat ve transfer dönemi La Liga'da sona eriyor. Transfer dönemi bitti. Ayın oyuncusu da açıklanmış. Atletico Madrid'den Jimenez. Kulüp haberlerine baktığım zaman da Alex Barcelona'da kalıyor diye bir haber var. Bu haberi de Türkçe'ye çevirmek isteyen arkadaşlar olursa aşağıya yorum bölümüne yazabilirler. Bir önceki bölümde de metni çeviren arkadaşlar için özellikle Ercan'a kocaman teşekkürler, Bulkan'a. Devam ediyoruz. Brezilya ile Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası elemelerindeyiz. İlk maçımız deplasmanda Şili'ye karşı. Biz de kadrodayız. Şöyle bir
hedef güncellemesi yapalım. Toplamda 18 maç yapacağız. Son 4 maç lider olarak çıkabilmek için, Dünya Kupası'na gidebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Arjantin üstümüzde. Zaman kaybetmeden Şili maçına girelim. Hedefimiz Arjantin'in üstünde elemeleri birinci olarak bitirmek. 20 numarayı değiştirdim ama hala 35 diyor Alex'e. Herhalde saha içerisinde düzelir. Başka hiçbir şey ellemiyorum. Evet, onlar beyaz formayla oynarlarsa daha iyi olur. Maçın başlama saati 17. Tam Dünya Kupası atmosferi. Şili, Brezilya karşılaşmasında kocaman başarılar Alex'e. Bir Dünya Kupası elemesi maçı. Şili, Brezilya, Stadio Comunale. Yanlış telaffuz ettiysem kusuruma bakmayın. Bakalım bu maçta neler olacak. Hedefimiz Arjantin'in üstünde birinci bitirerek elemeleri Dünya Kupası'na gitmek. İşte tribünlerde taraftarlar görüntüye geliyor. Şili taraftarları. Şili takımının kalecisi görüntüde. Bir numaralı oyuncu. Adını bilmiyorum. Affedin. Alex, gözlerim Alex'i arıyor. En sondan bir önce. İşte milli marşlar. Saygı duruşu bizim için. Evet, Şili milli marşı. Sırada Brezilya milli marşı. Tabii bunlar kısaltılmış versiyonları. Türk bir oyuncuyu yönetiyor olsaydık İstiklal Marşı'nın çok az bir kısmını yayınlıyorlardı. Evet, artık her şey hazır. İşte Kırmızı Kep taraftarlarının da bulunduğu Brezilya deplasman tribünü görüntüye geldi. Şili'ye uçtuk hep beraber. Alex için. Alex yine parmaklarını sıkıyor. Çok asil bir futbolcu. Yüzü fazla gülmüyor bizim kariyerimizde. Çünkü yapması gereken şeyler var. Kariyerinin başında gerçekleştirmesi gereken görevler var. Şili'nin ilk 11'i görüntüde. Geçelim, zaman kaybetmeyelim. Haydi başarılar çocuklar, başarılar Alex de Souza. Şili başladı. Vidal. Vidal'le geliyor Şili. Alex de. Oo, çok uzaklardan bir şut. Herhalde Brezilya'ya kadar gitti top. Alexis Sanchez. Vargas. Şili de birbirinden ünlü oyuncuları barındırıyor. Alex. Alex. Al o topu Alex. Alamadık. Ne oluyor? Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Sol taraftan ortayı yaptı. Kafayı vurdurmayın. Neymar uzaklaştırdı. Top Alex'in ayağında. Birebir de etkili. Alex geçti. Pasını verdi. Haydi çocuklar. Haydi. Jonas mıdır? Jonas mıdır? Alex'e pası verdi. Alex ceza sahasına girdi. Bilek hareketleri. Alex harika hareketler. Yap ortanı. Çok heyecanlandık. Boşu boşuna çok heyecanlandık. O hareketi yapmak istememiştim. Bu arada söylemem gereken çok ufak bir şey var arkadaşlar. Size bunu yansıtmamaya çalışacağım. Yansıtmamaya çalışıyorum. 4-5 günlük bir tatilden geldim ve denizde kulağıma su kaçtı. Her insanın kulağına su kaçabilir. Fakat benim kulağıma su kaçması biraz sakıncalı. Çünkü iki kulağımda da tüp var. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Bir kulak rahatsızlığımdan dolayı her iki senede bir kulağıma tüp taktırıyorum. Tüp de ufak bir şey. Ya şöyle söyleyeyim. Kulak zarlarım delik benim. Delik kulak zarlarıyla yaşıyorum. Suyun girmesi sakıncalı. Kulağıma su kaçtı şu anda. Kulağım, sol kulağım özellikle çok tıkalı. Böyle kendimi çok rahat hissetmiyorum. Biraz huzursuzum. Antibiyotik damlalar kullanıyorum. Orta kulak iltihabı olması olası. O yüzden erkenden damla kullanmaya başladım. Ama bu videoyu yine size çekmek istiyorum. Alex kariyerini bitirmemiz lazım FIFA 16 çıkmadan. O yüzden bunu hatırlatmak istedim. Yüzümde böyle, tebessümümde biraz azalma hissederseniz buna bağlayın. Sağlık problemlerimden dolayı bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Alex affettirir mi? Alex! Dağlara taşlara. Özür diliyor Alex. İşte şutun tekrarı görüntüde bir Roberto Carlos şutu gibiydi aslında. Neymar. Neye tirip atıyorsun Neymar? Evet, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra maçımıza dönebiliriz. Bir de bu kulak tıkanıklığından dolayı kelime telaffuzlarında ve cümlenin akıcılığında yavaşlama hissedebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Kapatınsanız da bir kulağınızı şöyle. Kapatın ve konuşmaya çalışın. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Hadi geçecek ama inşallah bir haftaya falan bir şeyim kalmaz. Alex
geliyoruz. Paulinho sert müdahaleler. Vargas hakem devam dedi. Bu arada dakika 32 olmuş. Alexis Sanchez bir sağa bir sola paslaşmaya devam ediyorlar. Şimdi boşluğu buldular. Paulinho uzaklaştı Marcelo. Bravo çocuklar. Alex. Alex'te büyük bir yavaşlık var. Vargas. Golü yedik. Harika bir gol yedik. Maalesef 1-0 deplasmanda 1-0 mağlup durumdayız. Çok güzel bir gol yedik ama yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Alex'in acilen kendine gelmesi gerekiyor. İşte medal. Sanıyorum ki medal. Şili'nin 21 numaralı futbolcusu Marco Medel 7. golü. Evet, 1-0 mağlup durumdayız ama biz Brezilya'yız. Kontrolümüzdeki oyuncu Alex De Souza, her an her şey olabilir. Biraz daha konsantrasyonumuzu toplamamız lazım. Şu anda ofansif bir futbol görüyorsunuz değil mi? Bir defans, bir ofans. Alex. Neymar. Tekrar Alex'e verdi. Bu sefer paslaşıyoruz. Oscar. Neymar'a pas. Başarısız bir pas. Evet, uzaklaştırdılar. Atak devam edecek. Alex. Tek top oynuyoruz. Oscar. Alex istedi. Alex de Souza. Bastı topa. Harika hareketler. Alex. Yok böyle bir şut. Alex, aman Allah'ım, ne yaptın sen Alex? Direkte patladı top. Gerçekten bu pozisyon tekrar izlenir. Neyse, devam ediyoruz. Bunun gibi şutları yoklayacağız. Kaptık. Alex. Dani Alves. Hulk. Tekrar Dani Alves'ten Alex'e. Alex bekletmedi. Oscar. Paslaşıyoruz. Paulinho vurdu. İşte müthiş bir gol. Paulinho. Dakika 45 ilk yarının uzatma dakikalarında. Paulinho'nun golüyle beraberliği yakaladık. Alex de oraya gitti. Paulinho, Neymar, Alex. Alex'in diğer taraftan gelmesi gerekiyordu ama. İşte Alex Paulinho'nun kafasını okşadı. Ah, pası biz versek asist olacaktı. Defansa da çarpmış sanırım. Defansın, evet, çarpmış gibi. Çarpmış gibi arkadaşlar. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Kaleci çaresiz. Paulinho, dakika 45. Birbiri bulduk. Çok güzel. İlk yarıda birbiri bulmamız önemliydi bizim için. Haydi ikinci gol için saldıralım. Vargas. Alex'in de presi var. Alex yerde kaldı ve kayarak, düşerek topu kapmayı başardı Alex. İşte hocamıza bakın, yine defansif dedi. Allah'ım, çıldıracağım. İlk yarının sonu. Şili 1, Brezilya 1. Alkışlar var Şili'ye. Çok güzel bir maç izliyoruz. Neymar biraz kızgın gibi sanki. Bakalım, ilk yarıda oyuncular böyle sahaya çıkmıştı. İşte Alex de ayağını gerdire gerdire sahaya çıktı. Diğer maçların sonuçlarından bir haber yok. Maça devam ediyoruz kaldığımız yerden. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıda hedef bir gol. Alex'in hedefi bir gol. Brezilya'nın hedefi ise galibiyet. Alex de Souza topu ayağına aldı. Bastık. Biraz pas yapmamız lazım, evet. Geriye. Marcelo. Oscar. Alex ortaya. Jonas. Alex. Vur Alex. Ah. Sağ ayağımızda yokladık ama kötü bir vuruş. Bu Jonas. Jonas diye mi okunuyor ya? Jonas. Güney Amerika'da... Ah. Joystick'i kırdım sanırım. Güney Amerika'da bu tarz oyuncular J'ler H diye okunuyor. O yüzden ben Jonas diyeceğim. Juan Sebastian Verón. Benim adamım. Alex. Hulk. Hulk. Buna da Hulk diyorum. Dani Alves. Dani Alves. Alex topu istedi. Alex. Geride müthiş bir pas. Hulk ceza sahasına girdi. Vur da gol olsun. Al da at dedi Hulk Jonas'a. Alex'in asisti gitti ama olsun. Harika bir işbirliği gerçekten. Alex'in pasıyla başlayan atak. Hulk, offside yok. Müthiş bir pas vermiş gerçekten.
boş kaleye aldı at demiş. Şut çekseydi gol olabilirdi. Alex asist yazılabilirdi ama önemli olan burada Brezilya'nın başarısı. 1-1'i bulduk. 2-1'i bulduk. 2-1 öne geçmeyi başardık. İşte goller görüntüde. 45-51. 6 dakika arayla 2-1 öne geçmeyi başardık. 6.4 oynuyoruz. Defansif. Haydi bakalım. Topu kaptık Oscar'la. Pasını verdi. Neymar'da kaldı. Sakin çıkarsak bir gol şansı daha olabilir. Alex topuk pası. İyi geliyoruz. Çok güzel. Alex bir çalım denemesi. İki kişi arasına girdi. Alex gole gidiyor. Alex de Souza gole gidiyor. Alex. Olmadı ya. Yavaşlayamadım bir türlü. Ah. Golü harcadık ya. Alex bu kadar hızlı olmamalı aslında. Gerçi gençliği. 22 yaşındayız şu anda. Lan %99'luk gol pozisyonunu kaçırdık. Sırf Alex gibi oynayayım diye yavaşlamak istedim ama Depardan bir türlü gitmedi. Haydi bakalım. Bu tarz pozisyonları daha fazla bulabiliriz. Zaten Burak Şener kariyeri oynuyor olsaydım her maç 30 gol arkadaşlar. Her sezon 30 gol. Çok geç verdi. Aman Allah'ım Vargas. Vargas. Diego Alves. Bir anda kolamı yudumlarken kaleci de karşı karşıya kaldı Vargas. Alex. Ortada boşluk var. Güzel yere. Jonas. Alex çalımı attı. Klasik hareketlerinden biri Alex. Yavaşlamak zorunda. Alex kaleye doğru sokuldu. Plase golleri meşhur. Pası verdi. Ah. Alex kafayı kaldırdı. Bu nasıl bir pas? Harika bir pas Alex'ten. Neymar. Alex de Souza. Tekrar Neymar'a. Haydi. Orta gol. Alex uç. Bir kafa golü daha gelebilirdi. Olmadı. Hatırlıyorsunuz. Bir önceki bölümde kafa golü atmıştık Alex topa. Ya topa ya. Oyuncu değişiklikleri var Şili'de. Sanırım 3 oyuncu birden çıktı. Anlayamadım ama. Her şeyi göze alacaklar. Bu dakikadan sonra sanırım Şili her şeyi göze alacak. Alex'in komple kapanıyoruz. Arkadaşlar komple kapanıyoruz. Şaka gibi. Haydi. Haydi 3. gol Şili'nin işini bitirir. Alex pası verdi Paulinho. Hızlı çıkabilir miyiz? Honas'tan Alex de Souza'ya kimse yok. Biraz beklememiz lazım. Alex Vidal'e kaptırdı. Sanki büyük bir takıma karşı oynuyoruz da biz Anadolu kulübüyüz. Topu kaptık. Lucas topu kaptı. Alex yavaş yavaş. Yavaş. Lucas. Gittik. Büyük boşluk ama çok kötü pas. Alex. Harika hareketler. Alex de penaltı. Vur. Gol. Abi nasıl bir pozisyon bu? Vurdurmuyorlar. Gol gitti. Ah şu Alex de plase sevdan var ya. Çok pahalıya patlıyor benim için. Ama iki kere vurdurmadılar arkadaşlar. Ben de çok sinirlendim. Hadi son bir şans. Dakika. Oo hoca. Düdüğü nerede unuttun hoca? Geliyoruz. Bekleyin bizi geliyoruz. Gel bakalım. Alex. Aynı adama birkaç kere çalım. Son 2 dakika artık uzatmalar var. Pavez de geliyor Şili. Sıkın dişinizi çocuklar. Sıkın da bitsin bu maç. Uzaklaştırın da bitsin bu maç. Ver Alex'e bitsin. İşte dikecekseniz böyle topları dikin ve maçı bitirin. Zafer bizim oluyor sanırım. Daha uzatmayacaksın tabii ki. 2-1 kazandık. Şili 1, Brezilya 2. Belki skor olarak katkımız olmadı, asistimiz yoktu, golümüz yoktu ama çok verimli bir maç oynadık. Gerçekten bulduğumuz %90'lık gol pozisyonu vardı iki tane. Bunları değerlendiremedik. Ama Alex oluşundan dolayı değerlendiremedik. Normal bir oyuncu yönetiyorsam abanırdım. Daha şık, daha klas goller atmak isterken golleri değerlendiremedik maalesef. İşte Alex'in hareketleri görüntüde. Hele o son çalım harikaydı. Bu vuruş kötü ama ardından bir vuruş daha vardı. Maalesef göstermedi arkadaşlar. 6.6 oynadık. %94 pas ortalaması. Kilit pas 1. Kaleyi yoklamışız 2 kere. Güzel bir maçtı. Önemli olan kazanmaktı. Kazandık. İlerliyoruz. Arjantin'de 1-0 Uruguay'ı yenmiş. 4 puan fark var Arjantin'le Brezilya arasında. Arjantin'le maçımız var mı yok mu bilmiyorum ama artık son 3 maç. Kolombiya maçına da girelim. Bugünkü maç için kadrodayız. Kolombiya maçında da aynı. Bakın ben değiştirdim 20 numaralı
oyuncuyum aslında. 20 yaptım ama maalesef 35 numarayla sahadayız. Herhalde 20 de var Brezilya'da. Neyse, bu şekilde devam. Onlarda da açık renkli bir forma varsa, yok böyle iyi. Başlıyoruz arkadaşlar. Akşam maçı, ilkbahar, 6 dakika, dünya klası. Alex olarak o Dromo stadında maça gidiyoruz. Başarılar çocuklar. İkinci maçımızda artık bir gol ya da bir asist gelsin, değil mi? Brezilya-Kolombiya karşılaşmasına hoş geldiniz. FIFA Dünya Kupası elemelerinde önemli maçlardan biri. Artık bizim için formalite aslında ama Kolombiya için önemli olabilir. Kolombiya için de formalite çünkü ilk 5 gidiyor. Ekvator 16 puanla finish. İşte Brezilya milli marşı, Alex 35 numaralı formasıyla Neymar'ın yanında. Zaman kaybetmeyelim. Neymar görüntüde bir önceki maçta sık sık kameralara takılmıştı Neymar. Maçın hakemi Gabriel, adını görebildim sadece. Alex'in günü olsun, Alex'in gecesi olsun. Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu, 22 yaşındaki Alex'in büyük gecesi olsun. Haydi bakalım, başarılar Brezilya. Alex sağ tarafa, harika bir yere, ofansif bir futbol. Sık sık kaleyi yoklayacağım. Douglas Costa, kes ortanı. Hulk, Alex, çok erken zıpladık. İnanılmaz erken zıpladık. Douglas Costa, Alex'in plaseleri var. Alex de Souza. Alex de Souza. Sambayı yapıyor Alex de Souza. Plase golü, harika bir gol. Dakika henüz 4. İşte Alex'in gecesi. Douglas Costa, Alex bekledi, ölçtü, biçti kalecinin uzanamayacağı köşeye. Müthiş bir gol daha kaptandan. Harika bir gol daha kaptandan. Susalım ve bu golü izleyelim. Alex'in buna benzer kariyeri boyunca çok golü vardır herhalde. Ne zaman bir gol atsam aklıma Alex'in gerçek hayatında attığı goller geliyor. Dakika 4. 5. golümüz Brezilya milli formasıyla. Haydi bakalım. Alex'in gecesi. Bu henüz bir başlangıç. Yardırın, yardırın Brezilya. Ama defansif bir futbol. Lanet olsun böyle FIFA'ya ya. Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson Martinez. Düzeltelim. Michael Jackson'ın şutu. Kaleci de alır mıyız o topu? Alamadık. Zuniga. Sanchez. Orta bekletmeden. Vurdurmayın. Atak devam edecek. Arias. Cuadrado. Arias. Offside. 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 Gol yiyeceğiz. Gol yedikten sonra ofansif yapar. Artık gel 90 dakika defans yap. Cuadrado sol taraftan şutu, out'a gitti. Maçların zevkli geçmesi için 0-0 götüreceksiniz. Ciddiyim, 0-0 götüreceksiniz. Bolca atak yapacaksınız. Sağdan soldan bindirenler, kaçan goller, kalecinin kurtarışları. Ama 1-0 öne geçtiğiniz gibi defansa yaslamak nedir abi? Hakikaten Aykut Kocaman yorumları aldım bundan önceki bölümlerde. Geldi şimdi Shakhtar gibi oyuna. Douglas Costa, Alex'e. Alex sol tarafa. Taşıdı sol tarafa oyunu. Paulinho, Alex bir kere daha istedi. Ortaya. Boşluğu bulmalıyız. Luis Adriano. Alex yine baktı kaleye. Pasını verdi. Ver kaç gelir mi? Ver oğlum. Bir pas. Ulan şu çeksem yine goldü ya. Asist. Asist damarım kabardı bir anda. Bravo Alex. Topu almayı başardık. 7.4 oynuyoruz. Alkışlar Alex'e. Dani Alves, Alex, Paulinho. Paslaşalım. Ortadan yavaş yavaş gelmeye devam edelim. Kaçan oyuncu var. Neymar kaçtı ama acele etmeye gerek yok. Sol taraftan bindiren Marcelo var. Marcelo. Marcelo bekliyoruz. Bilerek pas almıyorum. Neymar. Alex'e verdi. Alex kaleye baktı. Pası verdi. Bir pas daha. Vur! Ospina çıkardı kaleciye. Çok güzel bir geri pası. Sanchez, Alex pozisyonunu bozar mı? Basın. Hayır. Kay. Vurdurma. Alex. Hayır lan, tut. 7.7 oynuyoruz. Dakika 37 oldu. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Balanta indirdi Guarini. Dakika 40. Orta geldi. Uzaklaştırın.
Uzaklaştırın, hayır. Büyük bir karambol, büyük bir saçmalık. İndirirsen gol gelebilir. Kimse yok. Haydi Alex. Bindirin. Bindirin abicim, bindirin. Bindirin. Yürü oğlum. Yürü git. Haydi Neymar. Bu pası sana Alex de Souza bile atmaz. Korner mi? Korner mi? Korner. Hulk korneri kullanacak. Alex 8.0. Yükseldik. Vurdu kafayı. Paulinho. Paulinho müthiş bir kafa golü. 2-0 öndeyiz. Kolombiya karşısında ilk yarı bitmeden yine golü bulduk. Marcelo arkaya aşırdı. Paulinho kafayı vurdu. Marcelo değil, David Luiz aşırtmış topu. Paulinho yarı kafa, yarı omuz. Kaleci ne yapabilir ki? Kaleci hiçbir şey yapamaz bu topa. 2-0 öndeyiz. Paulinho da bu bölümde şov yaptı. 8.1 Alex. Basın. Haydi çocuklar. Evet, bitti. İlk yarı bitti. Brezilya 2, Kolombiya 0. İkinci yarıda tekrar beraber olacağız. Arjantin-Şili karşılaşması da 1-1. Maç bitmiş. Çok güzel. 1-1 bitmiş. Puan farkını 4'tü, 5 oldu. 2'ye indirebiliriz. Haydi bakalım. Vazgeçti. Sol tarafa müthiş bir pas Alex'ten. Neymar tekrar topu Alex istedi. Alex yüzünü kaleye döndü. Pasını verdi. Luis Adriano Alex'e. Alex ah girmedi. Ah girse bu sefer dayayacaktım şutu. Pres var orta alanda. Brezilyalı futbolcularımızdan pres var. Güzel bir ara pasıyla çıkmayı başardı Kolombiya. Arias geliyor. Sağ kanattan ortayı yaptı. Kafayı vurdurmayın. Falcao çok zayıf bir vole. Diogo Alves'in kucağına geldi. Alex de heyecandan defansa kadar gelmiş. Son 5 dakika. Bir şans daha bulabiliriz. Marcelo. Douglas Costa. Paulinho. Sağda boşluk var. Alex o sağdaki boşluğu gördü. Lucas Alex'e verdi. Alex şut pozisyonu. Alex plase. Aman Allah'ım. Direği yaladı top. Yine bir efsane gol gelebilirdi. Direği adeta yaladı. Oyuncu değişikliği var son dakikalarda. Brezilya taraftarı ayakta alkışlıyor Paulinho'yu. Kimi? Evet, Paulinho'yu. Coutinho oyuna dahil oldu. Son dakikalar artık maçta. Artık son dakikalar. Bir dakika uzatma gösterdi dördüncü hakem Falcao. Sol taraftan kendilerine göre orta ve korner. Oynatmıyor hakem. Zafer Brezilya'nın diyor. Alex'in çok şık bir plase golü. Paulinho'nun da müthiş kafasıyla 2-0 kazanmayı bildik. İşte Alex'in golü. Tekrar görüntüde. Her açıdan görüntüde. Yedek kulübemiz böyle ayağa kalktı, oturdu. Alex köşe bayrağına şöyle bir vurdu. Brezilya taraftarının yanına koştu. Maçı 2-0 kazandık. %100 pas ortalaması. Çok fazla pas yapmamışız ama bu sefer. Brezilya milli takımıyla çıktığımız iki maçı da kazanmayı bildik. Her bölümde normalde iki maç yapıyordum ama bu bölümde bir maç daha yapmak istiyorum. Takvimimize bir göz atalım. Ligde Real Sociedad'la oynayacağımız bir maç var. Barcelona kendi evinde oynayacak. Alex'in kondisyonu da az olacağı için dakika 60 gibi Alex'i oyundan çıkarmasını isteyeceğim teknik direktörün. Neden? Çünkü aslında bu maça es mi geçsek? Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var. Ne yapalım? Şöyle yapıyorum. Hafta içi PSV Eindhoven maçı, hafta sonu Atletico Madrid maçı. Alex'in kondisyonu yerlerde gezecek. O yüzden ben Real Sociedad maçının sadece ilk yarısında oynayacağım. Haydi bakalım Real Sociedad maçına gidelim. Alex'ten tek devrelik bir performans izleyeceğiz. Kendi evimizde Barcelona Real Sociedad'ı konuk ediyor. Konuk ediyoruz daha doğrusu. Maça başlıyoruz. Hiç bir ayarı elliyorum. Saat 8.30 olsun, maça başlıyoruz arkadaşlar. Bir yarı oynayacağım. Alex'in kondisyonunu bitirmeden tek devre oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Haydi başarılar çocuklar. Milli takımdan dönen oyuncular ve 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek oyunculardan kurulu bir Barcelona ekibi. Şu anda Real Sociedad karşılaşmasına çıkıyorlar. Kondisyonlar dipte ve dipte kalmaya devam edecek. Ama Barcelona gibi bir kulüpte oynuyorsanız bir sezonda 60, 70, 75 maç oynamaya hazırlıklı olmalısınız. Maça başlıyoruz. Biraz abartmış olabilir mi? 70 maça kadar çıkıyordur ama ya. Haydi bakalım. Başarılar çocuklar. Rafael Ruibal Losada, İspanya Futbol Federasyonu'nun hakemi. Barcelona futbolcuları
topa dokunuyorlar ve Real Sociedad karşılaşmasında arka arkaya aldığımız iki galibiyetin devamını getirmek istiyoruz. Başarılar çocuklar. Carlos Martinez kaptırdı. Jordi Alba, Alex de Souza, Song, Müller. Haydi çok iyi geliyoruz. Luis Suarez, Alex'e aşırtma pas. Neden şut? Pası ver artık. Alex, sinirlendik. Ulan oğlum. Alex bomboştu orada. Yalnız çok pis yokladık. Ah. Luis Suarez. Orada şut çekmek yerine Alex'e pas verseydi kaleciyle karşı karşıya kalabilirdik. Sağlık olsun. O takımın forveti gol atmak istiyor doğal olarak. Donsah, Alex, Song. Ofansif bir futbol güzel. Jordi Alba. Alex de Souza. Alex ortaya. Çok güzel bir işbirliği. Luis Suarez. Nasıl atamazsın? Offside mı? Çok şık bir pas. Carlos Vela, sanırım golü yedik. İğrenç bir şut Vela'dan. Hiç beklenmedik bir şut Carlos Vela'dan. Alex pozisyonu bozdu, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Neymar gitti Luis Suarez'e. Ama Neymar'a attım ben o topu. Ne oluyor anlamadım bir türlü ya arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Neymar'a attım topu. Çok güzel bir yere gitti top. Luis Suarez o topa dokunmadı Neymar'a attım diye. Neymar da saçmaladı. Ah. Kilit pasımızı yediniz. Afiyet olsun ne diyelim. Evet Alex. Luis Suarez. Bir işbirliği. Ulan bunlar ne yapıyorlar böyle ya? Gerçekten kafayı yedi Barcelona'lı oyuncular. Alex. 3 kişi var karşısında. Pas vermeyi tercih ettim. Domsa sağ tarafa. Müller. Kes ortayı. Alex. Vuramadık. Dönen top. Luis Suarez. Ah Alex. Gömsene kafayı Alex. Olamaz böyle bir şey. Alex. Bir çalım hareketi. Alex sol ayak vurdu. Sağ ayağıyla vurdu Rulli. Müller'den inanılmaz bir orta. Alex ıska geçti Alex'e o top. Ah ah. Omar. Korner. Çok enteresan. Kornerleri kullandırmaz oldu ya hakem. Arkadaşlar ikinci yarıya da gidiyorum. Bir sonraki maç Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Çok önemli bir maç. Alex'in özellikleri var ya, 5 tane özellik atıyorsunuz. Kondisyon, maç sonlarına doğru kondisyonu arttıran bir özellik var. Onu ekleyeceğim bir sonraki maçta. Yapacak bir şey yok. Barcelona'yı bu bataktan kurtarmamız lazım. Gol atmamız lazım. La Liga'da gol kralı olmamız lazım son senemizde. Maç kaçırmamamız lazım. Sociedad korneri kullanıyor. Canales'le orta. Hayır. Geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Orada hareketlenmesek top ayağımıza gelebilirdi aslında. Neyse sağlık olsun. Hem geçmiş hem sağlık olsun. Dakika 50. Kendi evimizde 1-0 mağlup durumdayız. Bu acı. Haydi bakalım. Çok güzel bir şut pozisyonu. Alex kaleye baktı. Alex, ah Alex, ah Alex, bir efsane, böyle daha çok yaklaştık. Alex yeri dövüyor. Ben dizlerimi, Alex çimleri dövüyor. Sol ayak kalecinin üstünden Rulli. Ah Rulli ah. Gol olmayan bir pozisyonu 2-3 kere göstermesi de çok enteresan. Haydi bir kafa golü gelsin. Top geliyor. Ah Rulli'nin. Rulli çıktı ve aldı. Neymar Alex'in olduğu yere doğru. Alex birebir de etkili. Alex şık hareketler. Sıyrıldı Alex de Souza. Alex bir hareket daha. Ya ben o hareketi yapmayı istemiyorum. Niye onu yapıyor ya? Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. 1-0 mağlup durumdayız. Çok daha fazla bireysel oynamam lazım. Luis Suarez. Atmayın. Müller. Ortaya. Taşıyın şu topu ortaya. Evet. Sen de al bakalım işte. Ne güzel. Yardık geçtik. Alex. Topa bastım. Alex. Bir çalım denemesi. Bastık bir kere daha topa. Gelin. Bindiren yok mu? Pası verdim. Song. Alex'e verdi. Alex vurdu. Çok net bir gol pozisyonunu harcadık. Alex'in ters ayağı çok zayıf.
Ah çocuklara. O bu organizasyonun çoğunda ben pas istemedim. Doğal olarak pas verdiler bana. Doğal yollardan. Montoya, ben bildiğim gibi oynayayım ya. Müller, pası istedik. Ortada Alex, tekrar pas. Song. Bir pas daha aldık. Ortadaki boşluğu gördük. Luis Suarez, haydi pası verdi. Bir pas daha. At bunu, at bunu, at bunu, at bunu, at bunu. Alex'in asisti geldi. Müthiş bir organizasyon. Luis Suarez'e golü attırdı Alex de Souza. Çıldırıyorum. İyi kontrol, iyi pas. Al da at dedi Luis Suarez'i, besliyoruz. Beslemeye devam ediyoruz. Ligdeki 3. asistimiz oldu. Bravo çocuklar. Yükleniyoruz son dakikalarda. Yüklenmeliyiz. Son 20 dakika. Haydi çocuklar. Luis Suarez'in ligdeki 2. golü. İkisini de biz attırdık. Çok benziyordu bu gol. İlk attığı golü. Haydi 7.7 Alex de Souza. Başarılar. Yürü oğlum. Yürü. Bas. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var. PSV Eindhoven yetkilileri bu maçı izliyor. İyi pas. Carlos Vela. Delabella. Delabella. Alex. Al onu. Dürt. Alın. İyi geldiler valla. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Komple yüklen dedi hocamız. Bravo be sana hoca. Bravo be hoca. Müller'le çıkıyoruz. Haydi Alex. Luis Suarez'e. Oğlum sen salaksın ya. Ben pas mı istedim senden ya? Arkadaşlar demek ki pas istemek gerekiyor. Ciddi anlamda pas istemek gerekiyor. Ne iğrenç ya. Basmıyorlar ya. Haydi be. Çok güzel yere. Müller. Siz bırakın futbolu ya. Siz bu takıma layık değilsiniz ya. Ne zaman kendi başınıza bıraksam aptal gibi oynuyorsunuz. Basın. Bas da top taca çıksın. İndir şu topu. Ah. Sakin. Ver Alex'e. Evet. Top. Lan Alex ne kadar ağır. Alex'e vallahi billahi bir şeyler oldu. Eriksen. İndir Alex. Ver bakayım şu topu Alex'e. Alex de Souza. Vermiyorum pas mas arkadaşlar. Faul. Alex. Vur. Lan. Atak devam edecek. Alex sıyrıldı. Vur da gol olsun. Vur da gol olsun. Alex de Souza Show. Dakika 90+2. Belki de 3. Belki de 4. Alex. 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 Değmese de gol olabilirdi. Değdi, yine gol oldu. Dakika 90. Golü getiren isim. Galibiyeti getiren isim. Alex de Souza. Of ya of, ne gerildim ne gerildim. Dakika 90. Ligdeki 3. golümüz. Asist de bizim. Gol de bizim. Ben dedim bu maçı çevireceğim diye. 9.3. Bu seneye damgasını vuracak bu çocuk. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Tebrikler Alex. Kocaman tebrikler sana. İşte görüntüde Alex'in sevinci. Real Sociedad. Neye uğradığını şaşırdı. Gerçekten neye uğradığını şaşırdı. Dakika 72, dakika 90. Alex. Bu Alex'in ilk şutuydu. Direği yaladı. Bu bir sinyaldi. Nedense hep bunu gösteriyor. Ya bu gol kaçar mıydı arkadaşlar ya? Kalenin dibinden Alex'in ters ayağına denk geldi. Mücadelemiz görüntüde. Alex formadan çekmiş, bırakmış. İşte Luis Suarez'in topuk pası. Alex aynı güzellikte Luis Suarez'e tekrardan al da at diyor adeta. İşte Alex Luis Suarez'e koştu. Ardından
Çok gergin dakikalar, çok stresli dakikalar. Alex sağ ayağıyla yokladı yine, kaleci uzandı. Gol olmadı burada. Maçın son dakikalarıydı bunlar. Ve top Alex'in ayağında. Sol ayağında. Önce çok sert bir müdahale. Alex burada düşmedi. Evet, bu pozisyonda da gol olmadı. Yok, gol pozisyonu, gol pozisyonu. Ondan önce bir şut daha vardı. Galibiyeti getiren gol Alex'in ayağından geldi. Tebrikler Alex. Oo, 140 maç tamamlamışız. Dayanıklılığımız bir arttı. 9.3. Pas ortalamamız %80. 2 tane kilit pas. Daha ne yapsın Alex? 9.3 ile maçın oyuncusu. Tebrikler Alex. İyi ki bu maça girmişiz. İyi ki. Bu bölümü 3 maçta 3 galibiyetle kapatıyoruz ama haberler var. Yine çevirmenlerimiz devreye girerlerse sevinirim. Alex son maçlarda yaratıcılığını sergiliyor. Bizim hakkımızda bir haber. Bunu da İngilizcesi iyi olan arkadaşlar çevirirlerse çok sevinirim. Yorum bölümüne yazarlarsa. Luis Suarez fırsatları iyi değerlendiriyor. Luis Suarez adlı oyuncunun formu menajerini ve neredeyse tüm dünyayı mest ediyor. Onun yeteneklerini ve güçlü oyununu bilmeyen yok. Evet, nedense bizim hakkımızda çıkan bütün haberler İngilizce, diğer gereksiz haberler hep Türkçe. Neyse, sağlık olsun. FIFA 16 %100 Türkçe olarak geliyor. Bu da harika bir haber. Tabii aylar öncesinden bu haberi almıştık ama şu anda söylemek istedim. Bundan sonraki oynayacağımız kariyerler %100 Türkçe olacak FIFA 16'da. Bir de diğer bölümde unutmadan şu Alex'in şeyini vereyim arkadaşlar. Aşırı kondisyonlu. Bir tane çıkaralım. Bir tane ne çıkarabiliriz? Sert paslar atar. Şunu bir kaldıralım arkadaşlar. Bir maçlığına aşırı kondisyonlu olsun Alex. Bu da diğer maçta, Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. 2 gün sonra PSV Eindhoven maçımız var. Seriye renk geliyor. İlk kez Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacağız. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum. Çok güzel maçlar olacağından hiç şüphem yok. Artık veda edelim. Daha fazla uzatmayalım. 3 maç yaptık. Bu 3 maçta harika bir performans ortaya koydu Alex de Souza. Overall'ımız 88. 20 numaralı oyuncumuz, 8 maçta 4 gol 3 asist, Barcelona'ya geldikten sonra kariyerinin en iyi dönemini yaşayacak ve müthiş bir kapanış yapacak. Bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar, Kırmızı Kep'te bir Alex videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kırmızı Kep'e abone değilseniz daha fazla video için abone olmayı da unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Tek kulakla bu yayını sizlere yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde tekrardan beraber olmak üzere. Kırmızı Kep'te kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.